Alo, Olcay Hanım. Alo Hikmet. Kötü bir şey yok inşallah. Olcay Hanım. Ben önce iyi olanı söyleyeyim. Allah'a şükürler olsun ki Yasemin Hanım'ın hiçbir şeyi yok. Ne diyorsun Hikmet? Ne oldu? Ne geldi Yasemin'in başına? Olcay Hanım. Yasemin Hanım çatıda. Yan tam düşecekken. Ceren Hanım yakaladı. Babasının kendini attığı yerden mi yoksa? Evet Olcay Hanım. Anne ne olmuş Yasemin'e, iyi mi? Nasıl düşüyordu Hikmet? Ne yapıyordu da düşüyordu? Duruyordu işte. Ya yanlışlıkla mı düşüyordu? Yoksa kendini mi? Hikmet! Ya ne desem bilmiyorum Olcay Hanım. Yani sanki atlayacaktı. İntihar mı ediyordu yani? Tövbe tövbe ya. Ya dilim varmıyor ama sanki öyle. Ceren Hanım tuttu. Allah'ım ne yapacağız biz ya? Tamam sen oradan ayrılmıyorsun. Ben Ceren'i arayacağım şimdi. Tamam. Sonra ne yapacağız Olcay Hanım? Dur bir şimdi. Bir kafamı toplayayım. Kapat sen. Bir Yasemin iyi mi, ne oluyor? Böyle olmayacak bu iş. Kız göz göre göre evden gidiyor. Bir abime haber mi versek? Dur bir Ceren'le konuşayım önce. İlahi Ceren. Hiç düşer miyim oradan? Yasemin Hanım ama tam o anda rüzgar esti. Ben de dengenizi kaybedeceksiniz, düşeceksiniz diye gerçekten çok korktum. İnsan dengesini de kaybetse zor düşer oradan. Ancak istemesi lazım. Ama bugün şunu anladım. Eğer düşecek olsam arkamdan tutacak bir el var. Teşekkür ederim. Ne o? Kötü bir telefon mu? Yok. Şu bankalar arıyorlar işte. Müsaadenizle ben de konuşayım. Hikmet haklı, bak açmıyor telefonunu. Kesin bir şeyler oluyor orada. Kızım neredesin? Ne oluyor orada? Ne gibi olacağını? Ceren. Hikmet aradı. Görmüş her şeyi. Saklamana gerek yok. Çatıdaki olayı mı diyorsunuz? İntihar edecekti değil mi? Olcay Hanım ben çok arada kalıyorum. Yani gerçekten ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yani düşecek gibiydi işte. Öyle diyor yani. Anladım ben. Olcay Hanım ben gözümü bir an olsun üzerinden ayırmıyorum. Ama gerçekten çok yoruldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani bir yanda Kerem, bir yanda Yasemin Hanım. Sen şimdi sakin oluyorsun. Az önce yaşadığımız olay ciddi bir olay. Elbette yaşanmamış gibi hayatımıza devam etmeyeceğiz. Yasemin'i hastaneye yatıracağız. Bugün halledeceğiz bu işi. Başka yolu kalmadı. Ben bilemiyorum yani ne desem. Hiçbir şey demene gerek yok. Sen işini yap yeter. Bu demek oluyor ki akşam evime döneceğim. Kocam ve oğlumla baş başa kalacağım.